Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cin Suresi 22'den devam ediyoruz. Peki, muhakkak beni Allah'tan gelebilecek bir azaba karşı hiç kimse asla kurtaramaz ve onun dışında asla bir sığınakta bulamam. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce ne diyordu? De ki, doğrusu ben sizin için ne bir zarar ne de bir yarar sağlayabilirim diyordu. Yani bu inkar edişinize karşı ne bir zarar ne bir yarar sağlayabilirim. De ki yine muhakkak beni Allah'tan gelebilecek olan bir azaba karşı kimse asla kurtaramaz. Onun dışında bir sığınak da bulamam ifadesiyle kullanıyor. Yani ben sizin gibi, beni sizin yanlış yolunuza davet ediyorsunuz ama ben sizin gibi yanlış yola gidersem kesinlikle ben ahiret aleminde bana yardım edecek, beni o ateşli azaptan beni kim kurtarabilir mesajıyla onlara güzel bir cevap veriyor Allah'ın Resulü. Benim görevim yalnızca Allah'tan olanı ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve onun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır. Hani inkar edenler dediler ki, sen gerçekten bir nebi resul isen hemen azabı getirsen ya veya ateşin yiyeceği bir kurban getirsen ya veya hurmalıklardan bir bahçen olsa içinden şarıl şarıl sular akan bir bahçen olsa ya veya bir melek olsaydın veya Allah'ı getirip bizimle konuşturmalı değil miydin ifadesini kullanıyorlardı. Buradaki ifadede de yalnızca Allah'tan olan ve o da Allah'ın Resulü de orada demişti ki benim görevim sadece Allah'tan aldığım vahyi bilgileri size ulaştırmak. Dileyen buna iman eder, dileyen inkar eder ifadesiyle olayı anlatıyordu. Buradaki ifadede de yalnızca Allah'tan olanı ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Benim görevim o. Kur'an Allah'a, kim Allah'a ve onun elçisine iman ederse içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır. İnkar ederse, isyan ederse ifadesi kullanıyor. Yani İman eden ve salih amel işleyenlere Allah dünya hayatında bir ceza yok ama özel bir ceza yok ama inkar eden ve zulmedenlere Allah ahiret aleminde ebedi bir cehennem hazırlamış. İman eden ve salih ameller işleyenlere de ahiret aleminde ebedi bir cennet hazırlamış. Bunu anlatıyor. Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Burada mesela bu hadisçilere apaçık yani bir ayet değil midir yani bu? Yani peygamberin görevi ne olduğu apaçık değil midir? Yani bu insanlar bu kadar aklını kullanamıyor mu? Hayır. Burada diyor ki benim görevim yalnızca Allah'ta olanı onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Çok, çok güzel. Hani yani Allah, bu apaçık bir ayet yani. Yani bunu anlamamanın şeyi nedir? Onu yani çözemiyorum yani bu insanlar gerçekten nasıl düşünebiliyor Kur'an hakkında, peygamber hakkında böyle peygamberleri ilahlaştırmak ne bileyim. Çünkü Allah'ın dini Allah kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Mesela Kehf suresinde öyle diyor Allah. İşte yani hocam şunu anlamak gerekiyor. Nasıl müşrik olanlar
Kur'an'a karşı bir düşmanlığı varsa, ehli kitap olanların da Kur'an'a karşı bir düşmanlığı var. Müşrik olan bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitap diyorsa, ehli kitap olanlar da diyor ki bu Kur'an'ı biz anlamayız. Bunu peygamberler anlar. Peygamber de hadisleriyle bunu anlatmıştır. Kesinlikle hadislerin dışında bir Kur'an yeter diyenler kafirdir, zalimdir ifadesiyle Kur'an yeter diyenlere, Kur'an'ı ön plana çıkaran, Allah'ı ilah, Rab olarak kabul edenlere muhalefet ediyorlar. Hiç değişen bir şey yok. Onlar ehli kitapsa öbürleri de müşrik. Allah da diyor ki ben Müslümanım diyen insanlara Allah'a çağrından daha güzel sözlü kim vardır ifadesi kullanıyor. İşte Müslüman olanların dışındaki bütün insanlar Kur'an'a karşı düşmanlığından dolayı bu ifadeleri kullanıyor. Allah'ın Resulü için de Allah şöyle demiyor mu? Eğer o Allah'ın Resulü Allah'tan gelen vahyi bilgiler dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damandan yakalar kıskıvrak hesabını sorardık diyor. O zaman Müslüman olanlar için hani Kur'an'da da diyor ya Zuhruf suresi 44. ayette Allah sizi bu Kur'an'dan hesaba çekecek diyor. O zaman siz salatlarınızı, namazlarınızı kılarken Kur'an'dan okuyun diyor. Bundan daha güzel, Kur'an'ı rehber edinmekten daha güzel ne olabilir? Anlayamıyorsan anlayana sor. Niye Kur'an'ın dışındaki söz ve davranışlarıyla kimin ne dediği belli olmayan, hani Samiri'ye dedi ki Hazreti Musa, nedir bu senin amacın? Benim neden insanlara Allah'ı bırakıp da putlara taptırdın, buzağa taptırdın? Samiri de dedi ki, peygamberin ayağından bir toz aldım, onların üzerine serptim, onlar da gerçekten onun doğru olduğuna inandılar. Bunu amelim bana süslü gösterdi. Ben senin o yapmış olduğun buzağı heykelini tuzla buz edip onun külünü denize savuracağım dedi. Ve gitti halkına, iman eden ve salih amel eden halkına bu ifadeleri geniş geniş anlattı. Onlar da Hazreti Musa'nın söylediklerine tekrar iman ettiler ve Samiri'yi de yalnız bıraktılar. Olay bunu anlatıyor. Peki Gazi Hocam burada diyor ki kim Allah'a ve onun elçisine isyan ederse içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır. Şimdi bu isyanı nasıl anlamamız lazım? Yani bir kişi eline bayrağı alıp Allah'ı da peygamberi de ortadan kaldıracağım, yok edeceğim diyenler midir bu isyan edenler? Yoksa mesela işte Allah namaz kılın diyor ama adam kılmıyor. Ya içki içmeyin diyor, biraz içiyor, biraz namaz kılıyor. Canı isterse oruç tutuyor, canı isterse tutmuyor. Bu da isyan edenler sınıfına girer mi? Şimdi buradaki hocam isyan peygambere bir isyan değil, Allah'ın vahyine isyandır. Çünkü peygamber de Allah'ın vahyini insanlara tebliğ ettiği için ona da itaat vardır. Çünkü Allah'ta gelen mesajı ancak peygamber aracılığıyla insanlara ulaşmıştır. Bunun için kim isyan ederse yani Allah'a isyan etmiş oluyor. Bu peygamberin sözü değildir yani. Bu Allah'ın sözlerini tebliğ ettiği için, insanlara ulaştırdığı için isyan etmiş oluyor. Şimdi Allah'ın vahyim, Allah oruç tut diyor. Kafama göre oruç tutarım veyahut da canım isterse tutar, canım isterse tutmaz. Böyle bir inanma biçimi hiçbir yerde yok. Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur hocam. Ha buna inanmışsan, iman etmişsen Allah'ın söylediğini gücün yettiği kadar
mesela bunu yapacaksın. Bunun başka bir alternatifi yok diye düşünüyorum hocam. Çok güzel. Zaten ne diyordu Allah Resulü için? Daha önce seni Muhammed'ül Emin olarak kabul eden o ümmi topluluk, ne zaman ki sen ben Allah'tan gönderilmiş Nebi ve Resulüm dedin, hemen sana düşmanlık başladı. Onların düşmanlığı sana değil, onların düşmanlığı bana diyor Allah. Hani Allah ne diyordu? Her kim Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyordu. İşte Allah'ın gönderdikleri bilgileri kabul etmek Allah'a itaattir. Allah'ın gönderdiği o bilgileri söyleyen Resulse Resul'e itaat etmek. Yani Resul'e itaatsizlik Allah'a itaatsizlik, Allah'a itaat Resul'e itaattir. Bunu anlatıyorum. Herhalde biz Allah'ı görmüyoruz. Allah'tan da vahiy almıyoruz. Allah'tan vahiy alana gerçekten buna samimiyetle inandığın zaman o ne söylerse bir kelime söylese bile o kelime mutlaka ona iman etmek, onun söylediğine itaat etmek gerekiyor. Kur'an'ın bütün ayetlerinde anlatılmak istenen mesaj bu değil mi? Deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor Allah. Olay bu diye düşünüyorum. Evet hocam, Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Peki bir kişinin, ben hep Kur'an'a iman ederim. Ben de Buhari, Müslim, Tirmizi, onlar gök yerdir, yer göktür diyorsa benim için iş bitmiştir demesi. Bu kişi Allah'a isyan eder mi, etmez mi? Yani öyle bir konumu var mı? Yok mu? Yok. Bu kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Bir kişi ne yaparsa yapsın, eğer Allah'ın sözü üzerine bir söz kondurmaya çalışır veya bir söz konduranı kendine rehber edinirse ona Kur'an müşrik diyor. Yani bu neyi ifade eder? Yani eğer bu gökleri ve yeri yaratan, insanlara rızık veren, insanları öldürüp diriltecek olan Allah'sa, Allah'tan başka Allah'a denk hiçbir varlık yoksa, Allah'ın söylediğinin üzerinde bir söz söyleyecek de hiçbir varlık yoktur. Sadece nebiler ve resuller Allah'ın söylediğini kesinlikle Allah'tan gelen vahyi bilgiyi eksiltmeden, fazlalaştırmadan insanlara aktarıyor ağzından çıkan cümlelerle. O ağzından çıkan cümleler bir taraftan yazılıyor, bir taraftan da ezberleniyor ve bu bir kitap haline getirip ve ondan sonra diyor ki Allah, bu Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. İşte Kur'an'ın dışında kim bir söz söylemeye kalkarsa mutlaka ama mutlaka o Kur'an ifadesiyle Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmuş demektir diyor Allah. Evet. Yani burada isyan deyince toplum, yani Kur'an'a karşı, İslam'a karşı bir mücadele gibi algılıyor onu. Ama Allah'ın herhangi bir emrine bilerek yapmamak, o da Allah'a karşı bir isyan kategorisine girer. Çünkü o konuda kendi nefsini otorite olarak kabul ediyorsun. Mesela bizim ülkemizde işte yasa yapıcılar var. Allah'ın kitabına göre bu yasaları yapmıyorlar. Yani baştan aşağı her şey neye göre ayarlanmış?
Batı medeniyetinin, Hristiyan Batı'nın hukukuna göre ayarlanmış. Tamamı oraya göre düzenlenmiş. Ama bu insanlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, yasa yapıyorlar. Ama yaptıkları yasanın Allah'ın kitabıyla uzaktan yakından bir alakası yok. Veya işte birileri inandık diyor, nüfus kağıdında Müslüman yazıyor ama ben demokratım diyor, ben sosyalistim diyor, ben bilmem neyim diyor veya ben filan önderin peşinden gidiyorum veya feşman önder olmasaydı biz olmayacaktık diyor. Varlığını Allah'a değil de bunlara borçlu olduğunu iddia ediyor. Şimdi Allah'ın kitabına ters olan bir eylem içerisinde olan herkes bu işe nedenler kategorisindedir diye düşünüyorum. Çünkü niye? Mesela Allah'ın 100 tane emri var. Ben bunu 99'unu yaparım ama bir tanesinde de canım şöyle ister böyle yaparım dersen bu da Allah'a karşı bir isyandır. Çünkü kendi nefsini ilah edinmiş oluyorsun yani orada. Sonunda kendilerine vaat edileni gördükleri zaman yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır. Sonunda kendilerine vaat edileni gördükleri zaman. Vaat edilen neydi? İnsanlar öldükten sonra diriltilip sonra hesaba çekilecek. İnkar eden ve zulmedenler ahiret aleminde ebedi cehenneme, iman eden ve salih amel işleyenler de ahiret aleminde ebedi cennete yerleştirilecek. İşte dünya hayatında bunları görmedikleri için bunları kabul etmiyorlar. Kabul etmeyenler de ahiret alemine vardıklarında diyorlar ki sabahladıklarında ifade eder Kur'an. Ne demek sabahlamak? Her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağı, her insanın yapmış olduğu ameller iki belgeyle önüne konacak. Bunlardan birisi boynuna dolanmış bir kuş olarak izah edilip, bu da İsra suresi 13. ayette önüne bir kitap olarak konacak. Eyvah! Büyük küçük ne kadar günah varsa hepsi kaydedilmiş ifadesi kullanıyor. Bir de bu da yeterli olmadı. Allah Nemin suresi 82. ayette o inkar edenler ahiret aleminde vardıklarında kendilerinin öz içinden geçen inkar ve isyanı ya açığa vurduklarını ve gizli tuttuklarını bile kaydeden kamera kayıt sistemiyle önlere o ahiret aleminde iman ettik biz kesinlikle inkar etmedik diye yalan söyledikleri zaman onlar kendi kendilerine işte inkar ettiğinizi iman ettiğinizi kayıt kamera kayıt video size ilgi veriyor diye anlatıyor. Yani dünya hayatında hep Nuh kavminde, Musa kavminde hep kendilerinin güçlü olduğunu, Lut kavminde kendilerinin güçlü olduğunu zannedip onları yerinden, yurdundan süren, o Rabbani yolda Rabbim Allah'tır diyenleri öldürenler, işte ahiret aleminde kim güçlüymüş, kim güçsüzmüş, kimin ordusu daha güçlüymüş, kimin ordusu daha zayıfmış, biz onlara göstereceğiz diyor. Neyle gösterecek? Var mı Allah'ın karşısında, Allah'ın gücü karşısında hiçbir güç sahibi yoktur. O zaman Allah'ın gücü orada hani diyor ya Allah ben din gününün malikiyim. Dünya hayatında hani çok ayette diyor ya eğer zulmedenlerin cezasını dünya hayatında hemencecik verecek olsaydık yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onlara adı konulmuş bir süreye yeteliyoruz. İşte adı konulmuş sürede geldi. Onların başına bel oldu.
inkar eden ve zulmedenler cehennemi görünce dediler ki biz de iman ettik. Allah'ım bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk edelim diyecekler. Ama Allah da onlara diyecek ki o kadar Resuller geldi, siz de yalanladınız, girin cehenneme. Onlar da keşke toprak olsaydık diyecekler. Böyle demeden önce Allah bunları bize anlatıyor, uyarıyor. Bu uyarılardan ders alanlar kendine çeki düzen verip Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşayıp ahiret aleminde o pişmanlığı yaşamamak için Allah'tan geleni istediği şekilde, Allah'ın istediği şekilde hayatına uyguluyor. Gerektiği zaman ölmeyi, gerektiği zaman yerinden yurdundan sürülmeyi, gerektiği zaman işkence görmeyi insanlar kendilerine reva görüp Allah'ın rızasını kazanmış oluyorlar diye düşünüyorum. De ki bilmiyorum size vaat edilen kıyamet ve azap yakın mı yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur? Hani ne diyordu Meariz suresi 1'den 4'e kadar o inkar edenler ne zamanmış bu azap diyorlardı. Allah da diyor ki o azap melekler ve ruh yani o azabın gerçekleşmesi için dünya hayatında melekler ve ruh ona ulaşıncaya kadar bu devam edecektir bu süreç diyor. Yani bir insanoğlunun görevi neydi? Allah'tan gelen, gönderilmiş olan vahiy bilgilere uymak ve aynı zamanda dünya hayatında yaşadığı sürece dünyadaki Allah'ın kodladığı o meleklere olan bilgileri çözüp dünyada her türlü bilgiye ulaştıktan sonra Allah kıyamet kopacağından bahsediyor. Yani dünya hayatını Kur'an 50 bin yıl olarak tanımlıyor. O zaman kıyametin kopuşunu da anlatırken Kur'an ne diyordu? Güneş köreltildiğinde, dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığında, denizler tutuşturulduğunda, yıldızlar döküldüğünde, kız çocuğuna seni diri diri toprağa gömenlerin suçu neydi diye sorulduğunda veya gebe develer yalnız olarak bitirildiğinde, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında ifadesiyle kıyamet sahnesini anlatıp insanlar dünya hayatında yaşadıklarının bedelini ödemeye zamanı ondan sonra gelecek diyor Allah. İşte dünya hayatında neden bu Allah, madem ki Allah varsa o mazlum olan insanlara, zulmedenlere neden engel olmuyor diye sorduklarında o engelin engelliğini Allah ahiret aleminde vereceğini üzerine basa basa vurguluyor. Hani Şura suresi 14. ayette ne diyordu? Allah'ın geçmişte bir sözü olmamış olsaydı o inkar edenlerin işini hemencecik melekleri gönderir bitirdik diyor. Ama Allah kesinlikle insanoğlunun dünya hayatında sınav anında kesinlikle müdahale etmeyeceğini, müdahalesini Allah ahiret aleminde yapacağını üzerine basa basa vurguluyor. Yine Bakara suresi 214. ayette sizden öncekilerin siz iman ettik de demekle hemencecik cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle acıktılar, Resulleriyle beraber öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab dediler. Allah da yardım pek yakında ifadesi kullanıyor. Yani ahiret alemine adres gösteriyor. Yani iman eden ve salih amel işleyenlere Allah ahiret aleminde onları cehennem azabından koruyacak, kurtaracak ve cennete koyacak. İnkar eden ve zulmedenleri de ahiret aleminde
onların koruyucusu olmayacak. Onları Allah ebedi ateşte azaplandıracak diyor. De ki bilmiyorum sana vaat edilen kıyamet ve azap yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur diye bunu Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın Resulüne de Allah o Me'arit suresinde kıyamet sahnesinde ayrıca Tekvir suresi 1'den 7-8'e kadar da nasıl kopacağı konusunda ayetlerden örnek veriyor Allah. O gaybı bilendir. Kendi gaybını görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ona mutalli kılmaz. O gaybı bilendir. Yani Allah gökleri veriyor. Mesela Enam suresi 9. ayette ne diyor? Bir ağacın üzerinde gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Allah her şeyi istiva etmiştir. Bir ağacın üzerinden düşen kuru ve yaprak olsun da Allah bundan haberdar olmamış. Bu mümkün değil diyor. Allah insanların öz içindeki gizledikleri, açığa vurduklarını ve sakladıklarını da bilir. Hani Bakara suresi 284. ayette siz içinizdekini açığa vursanız da açıklasanız da gizli tutsanız da Allah sizi onunla hesaba çeker ifadesiyle olay anlatıyor. Demek ki bir insanın söylediklerini bile yani kalbinden geçenleri ortaya çıkarmasa da Allah onları biliyor. Kesin kararını vermiş olup da kötülük yapmak isteyenlerin bedelini de Allah yapmasa da onu ödettirecek. İyilik yapmak isteyenlerin bedelini de karşılığını da onlar o iyiliği yapamasa da onlar karşılığını alacak ifadesiyle olay anlatıyor diye düşünüyorum. Ancak elçileri işte razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Çünkü o bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka diyor. Yani gaybı onlara bildirir. Ne diyor bu gayb ile ilgili? Hani her peygamber kendinden öncekileri doğrulayıp tasdik etmesi, kendisinden sonraki gelecek olan peygamberleri de müjdelemesi bir gayb değil mi? Yine Kur'an Rum suresi 2. 3. ayetlerde diyor ki Rumlar yakında yenilgilerinden sonra yenecekler, siz de ona sevineceksiniz ifadesi kullanıyor. Yani elçilerden ahiret alemi büyük haber diye bahsedilen bir gayb haberi değil mi? Ahiret alemine kim inanmıyor? İnkar eden müşrikler, zenginler, kibirlenmiş, kurulanmış insanlar inanmıyor. İşte Allah da nebilerine bir ahiret aleminin olacağını, ahiret aleminde iman eden ve salih amel işleyenlerin ebedi cennete, inkar eden ve zulmedenlerin de ebedi cehenneme yerleştirileceğini vaat ediyor. İşte bu gaybla ilgili bütün dünyadaki insanlar toplansa, bir araya gelseler, ahiret alemiyle ilgili bilgi arayın, bulun deseler hiç kimse bulması mümkün değil. İşte Allah bunu ancak peygamberlere bu olayı bildiriyor. Ve arkasından diyor ki çünkü o bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer ifadesi kullanıyor. Bu neyi ifade ediyor bu? Yani her peygamber kendinden öncekileri doğrulamış ve tasdik etmiş, kendinden sonrakileri müjdelemiş. Biz peygamberlere peş peşe dizdik ifadesiyle bu hak yolu, doğru yolu insanlara bir uyarıcı olarak gönderip tebliğ etmişlerdir hepsi. Bunu anlatıyor. Hocam buradaki bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer derken yani
sıra sıra birbirini izleyen, gönderilen elçileri kastediyor burada. Aynen, elçileri kastediyor. Bir peygamberi yalanladılar, ikinci bir peygamberle, Resul'le destekledik. Bu da yetmedi, üçüncü bir Resul'le destekledik ifadesiyle olay anlatıyor. Yani senden öncekilere sor ifadesi kullanırken, kendinden önceki gelen her peygamberin söyledikleri tıpatıp aynı. Birini yalanlarsa diğer gelen peygamber de aynısını söylüyor. O zaman bunların hepsinin yalan olması mümkün olabilir mi? Allah böyle bir metot ortaya koyuyor. Öyle ki onların Rablerinden gelen risaleti insanlara gönderilenleri tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde onları sarıp kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp tespit etmiştir. Bak, o ayeti de bu ayet açıklıyor işte. Öyle ki onların Rablerinden gelen risaleti insanlara gönderilenleri tebliğ ettiklerini bilsin. Yani haydi bir peygamberi yalanladılar. İkinci peygamberi de, üçüncüyü de yalanlamaları bu yanlıştır. İman eden, öğüt almak isteyen bunlara inanır diyor Allah. Allah onların nezdinde onları sarıp kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp tespit etmiştir ifadesiyle olay anlatıyor. Yani Allah katında hiçbir gizli şey yok. Hepsi bunlar ayan beyan bir kitapta yazılıdır ifadesi kullanıyor. Yani Kur'an iki kitaptan bahsediyor. Birisi levh-i mahfuz olan Allah'ın katındaki kitap, birisi de Allah'ın göndermiş olduğu vahyi bilgiler anlamındaki kitap. İşte levh-i mahfuz olan kitapta bir ayette diyor ya, eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri, yani deniz mürekkepleri biter, ağaçlar kalemleri biter. Ama Allah'ın kelimeleri bitmez. İşte bu Kur'an'da size az bir şey verilmiştir. Sana ruhtan sorarlar. De ki o Rabbimin katındadır. Ondan size az bir şey verilmiştir ifadesiyle bu Kur'an'ı anlatıyor Allah. İsra suresi 85'te. Evet. Cin suresinin sonuna geldik arkadaşlar. Kafamızda bir cin tasavvuru oluşmuştur inşallah. Bir zamanlar biz de cindik. Çok cinlik yaptık ama inşallah şimdi cin olmaktan çıkmışızdır. İnşallah hocam. Bu sureyle alakalı sormak istediğiniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki. Herhalde eklemek istediğiniz herhangi bir şey yok. Yarın inşallah Müzemmil suresi 73'ten devam ediyoruz. Yani 72. sure Müzemmil suresinde devam ediyoruz inşallah. Müzemmil suresi 73 dedim. 73. sure, evet. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler.